çok tatsız haberler daha onu söylemeliyim. Mesela Almanya, İtalya. Mesela İspanya bize Avrupa kapılarını kapattılar diyebilirim. Mesela şimdi Nisan'ın sonu, Mayıs ayında, Haziran'a kadar şimdilik vize randevularını kapattılar. Çok uzun zamandır iş dünyası da bizim yurttaşlarımız da Avrupa ülkelerinin Schengen vizesi konusunda Türklere bin bir dereden su getirdiklerini ve vize vermediklerini görüyoruz. Tekrar ediyorum. Arkadaşlar bunu KC olarak yazalım. Almanya, İspanya ve İtalya Haziran ayına kadar Türklere vize başvurusunu, vize randevularını iptal etti, vermiyor. Evet, 3 ülkenin Avrupa Birliği kapsamında aslında bu Schengen vizesiyle ilgili bizleri maruz bıraktıkları bir uygulama. Bu da onların ayıbıdır diyelim efendim. Almanya'nın, İtalya'nın ve İspanya'nın ayıbıdır diyelim. E ne oldu hani bize söylüyorlardı? Türklere Avrupa kapısı açık, vizesi seyahat diyorlardı. Almanya, İtalya ve İspanya Türklere Mayıs ayında da vize randevusu vermiyor efendim. Biraz sonra bunu Seda Ergin'e de soracağım. Bakın Seda Ergin Seçim sonuçlarını İyi Parti açısından değerlendirdi. AK Parti açısından da, CHP açısından, MHP açısından çok çarpıcı bir yorumu olacak biraz sonra. Mesela İmamoğlu ile Mansur Yavaş analizi var. Çok acayip. İmamoğlu'nun aldığı oylara bakmış. Mansur Yavaş'ın aldığı oylara bakmış analizler bakın. Her biri Sedat Ergin'in yazıları, katılım oranları. Güneydoğu'da ne oldu? DEM Parti Dem Parti İstanbul'da ne yaptı? CHP İzmir'de hangi durumda? Bütün Ege'yi silip süpürürken İzmir'de yaşananların analizi. Biraz sonra demokrasi meydana gelecek ve deneyimli gazeteci yazar Seda ya Tergin bizlere detaylarıyla aktaracak. Gazeteler okumaya başlayalım. Bana bir fırsat verin. Bu sabahki etiketimiz Mustafa Dervişoğlu'ndan. Göztepe ile başlıyorum. Hoş geldin Göztepe diyor. Bakın Fotomaç gazetesi. İzmir'in gururu oldu. Tabii Türkiye'nin sempati şampiyonudur. Onu da ifade edeyim. Onursal başkanlığını Mehmet Sepil'in yaptığı Göztepe son dönemde çok formdaydı zaten. Daha lig bitmeden de Süper Lig'e çıkmayı hak etti. Bugün bu saat 11'e kadar devam edecek sabah buluşmamız içerisinde Göztepe'nin Süper Lig'e gelişi. Bunun dışında dün Ahmet Spor'un kazanması. Dün bir gün önce Batman'da Batman Petrol Spor'un sevinci her birini konuşacağız diyorum bir sonraki gazeteye geçiyorum